Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle yine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Elif Futbol Oynuyor adlı kitabı okuyacağız. Elif heyecanla "Gol! Gol!" diye bağırırken ayağa fırladı ve takımının bayrağını havada salladı. Elif'in dayısı bitiş düdüğüne saniyeler kala topu ağlara fırlatmıştı. Tüm oyuncular dayısının etrafını sardı. Taraftarlar sevinçle bağırıyorlardı. Dayısıyla gurur duyan Elif hemen ona doğru koştu. Erkan dayı Elif'i havaya kaldırarak döndürmeye başladı. Elif annesini ikna edip maça geldiği için çok mutluydu. Futbol maçı izlemek ve takımın kazanması çok heyecan vericiydi. Ertesi gün Elif dayısıyla bahçede saatlerce futbol oynadı. Dayısıyla oynadıkça futbolda çok başarılı olduğunu kanıtladı ve bir takıma yazılmak istediğini söyledi. Elif'in annesi, "Elif'in futbol oynayabileceği bir takım var mı?" diye sordu. Elif'in dayısı, "Evet, Bebekler Ligi var," dedi. Elif, "Ben artık bebek değilim," diye karşılık verdi. Erkan dayı, "Tamam, şaka yapıyorum. Elbette değilsin. Seni oynadığım kulübün çocuk takımına yazdırabiliriz," dedi. Erkan dayı birkaç gün sonra Elif'i evden almaya geldi. Gelirken Elif'e forma da getirmişti. Şimdi Elif'in tek eksiği krampondu. Dayısı ilk antrenmanında normal spor ayakkabılarıyla oynayabileceğini söyledi. Elif dayısıyla futbol sahasına giderken heyecandan yerinde duramıyordu. Antrenörü tanıyan dayısı Elif'in takıma girmek istediğini söylemişti. "Demek yeni oyuncumuz sensin," dedi antrenör. "Ben Mehmet. Bana Mehmet abi diyebilirsin." Antrenör Elif'i diğer çocuklarla tanıştırdı. Herkes adını söyledi. Teoman Elif'e formasını nereden aldığını sordu. O sırada antrenör, "Haydi, ısınmak için bir tur koşuyoruz," diye seslendi. Oyuncuların hepsi koşmaya başladı. Sadece Elif yerinde duruyordu. Elif, "Benim ısınmama gerek yok. Hava çok sıcak zaten," dedi. Antrenör güldü. "Senin değil, kaslarının ısınması gerekiyor zaten." Isınma turundan sonra sıra jimnastik hareketlerine geldi. Elif terlemeye başladı. Önce kolları yukarı kaldırdılar, sonra aşağıya eğilerek ayak parmaklarına değmeye çalıştılar. Bacak kaslarını esnetme hareketlerinden sonra oldukları yerde zıpladılar. En sonunda futbol topları girdi sahaya. Tüm çocuklar topla alıştırma yapmaya başladılar. Ayaklarıyla topu önce ileriye doğru, sonra geriye ve yanlara doğru hareket ettirdiler. Ardından top sürme alıştırmaları başladı. Top sürerken topu ileriye doğru hareket ettirip topun kontrolünü kaybetmemeleri gerekiyordu. Bu hiç kolay bir iş değildi doğrusu. Sıra paslaşma çalışmalarına geldi. Elif çok eğleniyordu. Ama gerçek bir maç yapmak için de sabırsızlanıyordu. Antrenmanın sonunda iki takım oluşturulacak maça başladılar. Teoman daha ilk dakikalarda bir gol attı. Ne yazık ki golü kendi kalesine attı. Futbolcunun topu rakip kaleye atması gerekiyordu. Kendi kalesine değil. Elif bunu çoktan öğrenmişti. Elif antrenmandan sonra eve geldiğinde neden herkesin tekmelik taktığını anladı. Bacaklarındaki morlukların sebebi Çınar'ın bazen topa değil, yanlışlıkla Elif'e vurmuş olmasıydı. Bir sonraki antrenmana kadar tekmelik alacaktı. Bir de o tuhaf futbol ayakkabılarından alması gerekiyordu. Babası onların tuhaf futbol ayakkabısı değil, krampon olduğunu söyledi. Elif bu ismi çok komik buldu. Elif annesiyle alışverişe çıktı. Artık yepyeni kramponları ve tekmelikleri vardı. Evde kramponlarını giyip babasına gösterdi. Artık çimlerde
kaymayacağı için daha iyi futbol oynayabilecekti. Elif'in aklı fikri futboldaydı. Antrenman dışında bile önüne çıkan nesneleri topa vurur gibi vuruyordu. Boş zamanlarında arkadaşlarıyla futbol oynuyordu. Hatta bazen anne ve babasıyla da oynuyordu. Cumartesi günleri ise babasıyla maç izliyordu. Çok geçmeden futbolcuların isimlerini öğrenmiş, annesine futbol kurallarını açıklamaya başlamıştı. Takımındaki arkadaşlarıyla futbolcu kartlarını değiş tokuş etmeye başladığında bir sürü farklı futbolcu kartı oldu. Haftalar geçtikçe Elif'in futbol sevgisi büyüdü. Şimdiye dek tek bir antrenmanı bile kaçırmamıştı. Antrenmanlarda her topun peşinden koşuyor, arkadaşlarından daha hızlı olduğu için ayaklarından topu alabiliyordu. Antrenör, Elif'in başarılı olduğunu düşündüğü için onu pazar günü yapılacak maçta oynatmaya karar verdi. Hem de forvet olarak. Elif, rakip tarafa top sürecek ve gol atacaktı. Bu görev Elif için gurur vericiydi. Elif salı sabahı uyandığında boğazı yanıyordu. Öğleden sonra ise ateşi çıktı. Annesi antrenmana gitmesine izin vermediği için ağladı. Pazar günü yapılacak maçta oynayamayacaktı. Takımını yarı yolda bırakmak istemiyordu. Elif taze sıkılmış meyve suyu içti. Annesinin pişirdiği sebze yemeklerini karşı çıkmadan yedi. Bir an önce iyileşmek için annesinin sözünden dışarı çıkmadı. Birkaç gün içinde iyileşen Elif, cuma günü yapılan antrenmana katıldı. Antrenörün fikri değişmemişti. Elif maçta yer alacaktı. Cumartesi günü kaleye top vurma çalışması yaptı. Büyük gün geldi. Bugün Elif'in oynadığı takımla rakip takım karşı karşıya gelecekti. Elif'in annesi, babası ve dayısı tribünlerdeki yerlerini almış, heyecanla Elif'i destekliyorlardı. En heyecanlı olansa Erkan dayıydı. Elif'in takımı ilk yarıda bir gol atarken karşı takım iki gol attı. Devre arasında antrenör tüm futbolcularına taze sıkılmış portakal suyu vererek onları cesaretlendirdi. Söylediğine göre karşı takımın oyuncuları iyice yorulmuştu. İkinci yarı tüm hızıyla başladı. Nisa top ayağına geldiğinde kaleye doğru fırlattı. Aynı anda tüm taraftarlar "Gol!" diye bağırdı. Hemen ardından karşı taraf topu kapıp hızla kaleye doğru ilerledi. Rakip oyunculardan biri topu kaleye fırlattı. Ama kaleci Halil anında yakaladı. Bitiş düdüğünün çalmasına dakikalar kala hakem faul düdüğü çaldı. Karşı takımın oyuncularından biri kural dışı bir hareket yapmış ve Elif'i itmişti. Bu yüzden rakip oyuncu sarı kart görürken Elif de serbest vuruş hakkı kazandı. Elif topa tüm gücüyle vurarak kaleye gönderdiğinde taraftarlar ayağa kalkıp sevinçle çığlık attılar. Bitiş düdüğü çaldığında kazanan Elif'in takımı oldu. Elif'in dayısı maç bitiminde tüm oyunculara dondurma ısmarladı. Elif ertesi gün gazetenin spor sayfasında kocaman bir fotoğraf gördü. Fotoğrafın altında bir yazı vardı. Topa profesyonel futbolcu kadar iyi vuran Elif takımını galibiyete götürdü. Elif gazetedeki fotoğrafı keserek odasının duvarındaki futbolcu fotoğraflarının yanına astı. Artık Elif de profesyonel bir futbolcuydu. Sevgili çocuklar, Elif'in futbol macerası ile ilgili bu hikayemiz burada sona eriyor. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.